Sevgili izleyenlerimiz, hepinize günaydın. Yeni bir gün, yeni bir gündem ve yeni bir haftaya hep birlikte başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İşte 30 Kasım ve günlerden pazartesi. Umut ediyoruz ki güzel, mutlu bir hafta olur diye temenni ediyoruz. Tabii hastalara şifa olsun bu güzel haftada. Gerçekten şu anda salgın günlerinde hayatımız olumsuz yönde ilerliyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki dikkatli ve dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene, mesafeye ve maske konusu hayatımızın artık olmazsa olmazları. Test sonuçları açıklanıyor. İnsanlar evlerinde şu anda tabii ki izolasyon içerisinde kendilerini karantinaya altına alanlar kadar yoğun bakımda hayat mücadelesi sürenler de var. Hastalara şifa olsun diyoruz. Hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyerek güne gündeme hayata gelişmelere ben Güne Bakan Hakan Bakar olarak sosyal medyadan sizlere sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere kucak dolusu sevgiler iletiyoruz. Evet, sosyal medya yayıncılığı yapıyoruz. Şehrimizde, memleketimizde, Sivas'ımızda ne oluyor, ne bitiyor diye şöyle bir biz de efendim bir saat boyunca gündeme bakmak adına sizlerle beraberiz. Duygu ve düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz. Sizler de tabii ki bu güzel programa eşlik edebilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar bugün gündemde ne varsa sizlere sunmaya çalışacağız. Evet, tabii sevgili izleyenlerimiz şu anda tedbirler hayatımızın içerisindeki en önemli konu. İnsanların sokağa çıkış saatleri, gençlerimizin sokağa giriş ve çıkış saatleri, yaşlarımızın yine sokağa giriş ve çıkış saatleri bu haftada yine devam edecek ve özellikle tabii önümüzdeki günlerde yeni yeni tedbirlerin alınacağı yönünde de gündeme çeşitli haberler düşüyor. Ama her şey insanoğlunun gelecek günlere daha iyi böyle hazırlanması, daha iyi gelecek günleri birlikte güzel yaşayabilmemiz adına. O yüzden kurallara riayet edeceğiz. Özellikle kapalı alanlarda, insanların çok yoğun olduğu alanlarda elimizden geldiği kadar olmamaya çalışacağız. İşte cenaze törenleri, hayatımızda tabii ki sevdiklerimiz birer birer tanıdıklarımız işte elimizden uçup gidiveriyor. Kimi bu hastalıktan, kimi ecelle diyebiliriz ama özellikle cenaze defin işlemlerinde de mutlaka bu kurallara riayet edilmeli, dikkat edilmeli sevgili izleyenlerimiz. Özellikle uzmanlar cenaze törenlerinde insanların çok iç içe olmasından dolayı da bu salgının, virüsün birçok yere yayılabileceğinin altını ilk günden itibaren böyle net bir şekilde çiziyorlar, çizmeye de devam ediyorlar. Evet, aşı konusu. Bunlar tabii ki şu anda uzmanların yoğun bir şekilde üzerinde ülkelerin çalıştığı bir konu. Özellikle Çin bu yönde düşünüyor, araştırıyor, bulmaya çalışıyor. Türkiye olarak da, ülke olarak da bizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Nisan ayı içerisinde yani 2021 Nisan ayı içerisinde belki de aşıyla tanışmamız mümkün olacak şeklinde açıklamalarda gündeme gelmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Peki biz efendim memleketimize şöyle bir dönelim. Sivas'ımızda neler var neler yok diye şöyle bir göz atalım. Sizler de efendim bu güzel programda günü, gündemi, hayatı bizimle hoş bir şekilde yaşayın istiyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere tabii ki bu paylaşımları yapıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, hayatın içerisinde ne varsa dediğimiz gibi sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. Bizleri efendim en yakın, en sağlıklı bir şekilde izleyebilirsiniz. Biz de gündemdeki haberlere, gelişmelere hep birlikte şu anda sizlerle bakmaya başladık. Bizleri izleyen tüm izleyenlerimize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor güne ve gündeme hayata 30 Kasım itibariyle bu haftada şöyle bir hafta içinde her gün olmak üzere bakacağız. Tabii elimizden geldiği kadar bulunduğumuz ortamdan kapalı mekanlarda yayınlarımızı yapıyoruz ama fırsat oldukça, fırsat da buldukça ne yapıyoruz efendim? Bazen dışarıda, mekanlarda yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Konuk oluyoruz. Konuk olduğumuz yerlerdeki kişilerin, insanların da duygu ve düşüncelerini buradan kamuoyuna paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden bizler de efendim diyoruz ki gündemdeki konulara hadi bakalım şöyle bir göz atalım. Şöyle bir gündemi, hayatı, gelişmeleri hep birlikte paylaşalım. Bakalım neler var gelişen haber başlıkları arasında haber notlarımızı açalım ve gözden geçirelim. Her zaman olduğu gibi test sonuçları. Biliyorsunuz vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ölüm sayıları her geçen gün artıyor.
dikkat etmek gerekiyor. Bunu ilk günden beri biliyorsunuz Sağlık Bakanı Sayın Koca her açıklamasında özellikle sosyal mesafeye, işte insanların bir arasındaki durumlara, işte oturmalara, kalkmalara, insanların misafirliklere gitmemeleri yönünde her gün açıklamalar bu tabloyla birlikte gündeme düşüyor. Yani maskeyi, mesafeyi, hijyeni artık hayatımızda her zaman olduğu gibi ön planda tutmaya yine devam edeceğiz. Hemen bakalım. Ekranlara da getirelim. Şöyle bir gündemdeki konu başlıkları arasında ekranlara bir taşıyalım hemen. Test tablosu biliyorsunuz her akşam sevgili izleyenlerim saat işte 19 ile 20 saatleri arasında açıklanıyor. Ve bu açıklanan tablo içerisinde de günlük olarak test sonuçları vatandaşlara, bizlere, hepimize teker teker ulaştırılıyor sevgili izleyenlerimiz. Biz de hemen şöyle bir açalım ve bakalım günlük olarak açıklanan tablodaki durum nedir diye şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Evet, işte geldi. 168.212 kişiye test yapıldı. Yani günlük olarak bu test yapılan kişilerin rakamları 168.212. Hatırlarsanız Mart ayında başladığımızda böyle test sayıları 3.000, 5.000, 7.000, 10.000 falan derken işte Mart ayından bugüne o geçen yani işte ortalama sevgili izleyenlerimiz 10 aydır bu işin içerisinde mücadeleyi sürdürmekteyiz ülke olarak. Tabii dünya genelinde baktığımız zaman geçen 2019'un sonlarında bu işler tabii ki gündeme düşmüştü, salgın gündemi Çin'in Wuhan kentinde. Şimdi oralardan ses soluk çıkmıyor farkındaysanız ama biz ülke olarak bunun mücadelesini sürdürüyoruz. 29.281 vaka sayısı, 29.281 vaka sayısı, hasta sayısı ise 6.439 kişi. Evet, hasta sayısı 6.439 kişi, vefat edenlerin sayısı 185 kişi. Geçtiğimiz haftalara şöyle bir baktığımız zaman 50'lerde, 60'larda, 70'lerde olan vefat sayısı bir anda 185'leri görmüş durumda. Peki iyileşen hasta sayısına baktığımız zaman o da 4015'lerde sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde bizim insanoğlu olarak dikkat etmemiz gerekiyor, dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yönde yani tedbirleri iyi bir şekilde bizim de artık böyle hani daha sağlıklı düşünmemiz gerekiyor. Bazen bana bir şey olmaz ya kardeşim ben ayakta atlattım gibi bunların artık hiçbir önemi yok. İnsanlar ikinci defa, üçüncü defa bu salgınla mücadele içerisine, hastalıkla mücadele içerisine girebiliyor. Yani hastalığın pençesine düşebiliyor. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Yani bu işin zengini, fakiri, yoksulu, öğrencisi, genci yok. Herkese bulaşabiliyor sevgili izleyenlerimiz. Aman dikkat diyoruz. İşte tabloyu da ekranlarımıza biz hemen getirdik ve tablodaki rakamları da sizlerle paylaştık. Gündem konular arasında öncelikli yerini koruduğu için aktardık. Evet, dikkatli olmamız lazım. Bunu da biz buradan Sağlık Bakanımız gibi biz de tekrar ediyoruz, söylüyoruz, ifade ediyoruz. Yani bunlar tekrar edile edile insanlar belki bu sözleri, bu söylenenleri duyunca biraz moral bozulabiliyor ama her şey biz insanoğlunun sağlığı için. Evet, bakalım. Şimdi güzel şeyler de oluyor sevgili izleyenlerimiz. Dün tabii ki jimnastikte çok güzel, çok böyle gerçekten özel bir şekilde başarı elde ettik. Gündemdeki konular içerisinde yer alıyordu. Biz de hemen sizlerle bu konuyla ilgili haberleri de ekranlarımıza paylaşacağız, getireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Önemli bir şekilde çok güzel bir müsabaka yaşandı ve bu yaşanan tabii ki müsabaka içerisinde de Türkiye adını en güzel şekilde duyurdu, duyurmaya da devam edecek. Spor alanında güzel şeyler ortaya çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. A milli futbol takımımız Cuma günü biliyorsunuz Estonya ile karşı karşıya geldi. 4-0 yendi kadınlar ve kadın ritmik jimnastik grup milli takımımızdan da güzel bir haber geldi sevgili izleyenlerimiz. Milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Gerçekten alkışlanacak. Çok özel, çok güzel haberler bunlar sevgili izleyenlerimiz. İki tane sevinci bir arada yaşamış olduk ve bu sevinçle de gerçekten en azından şu salgın günlerinde değil mi böyle spor müsabakaları bu şekildeki sporla ilgili konular bizlerin daha böyle yüzünü güldüren sevincimizi artıran konular oldu. İnşallah
Tabii ki spor müsabakaları bu yönde bizler için moral oluyor. Kadın jimnastik, kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. A milli kadın futbol takımımız ise Estonya'yı sevgili izleyenlerimiz 4-0 yendi. Evet, bu işte bizim sevindiğimiz, mutlu olduğumuz güzel haberlerden bir tanesi. Hemen bununla ilgili de şöyle fotoğraf karelerini bir ekranlarınıza getirelim. Sonra da hangi hareketler, hangi tabii ki yapılan çalışmalarla başarı elde ettik. Onları da yine sizlerle paylaşacağız sevgili izleyenlerimiz. Fotoğraflarımızı hemen şöyle bir ayarlayalım. Sizlere de ekranlarda bu güzel tabloyu paylaşalım. Evet, hemen şöyle arkamıza getirelim. Önce tabii sevgili izleyenlerimiz gerçekten başarılar güzel, hoş bir şekilde yansıdı. Tüm dünya tabii ki Türkiye'nin spor müsabakalarında iyi dereceler elde ettiğini konuşuyor. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu olurken A milli kadın futbol takımımız da Estonya'yı 4-0 yendi. Arkada görmüş olduğunuz fotoğraf tabii ki Estonya'da yaşanan o mutluluk sonrası ortaya düşen tablo sevgili izleyenlerimiz. Biz de hemen kendimizi şöyle bir kenara alalım. Ve şimdi kadın jimnastikçi kızlarımızı gösteriyoruz işte. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu ve şampiyona sonrası böyle güzel bir fotoğraf karesi gündeme düştü. Biz tabii kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten bu başarılar hepimizin yüzünde en azından bir parça olsun bu salgın günlerinde tebessüm bıraktırdı. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Ukrayna'da düzenlenen ritmik jimnastik Avrupa şampiyonasında 3 çember, 2 lobut aletinde altın madalya kazanarak tarihinde İlk kez Avrupa şampiyonu oldu sevgili izleyenlerimiz. Fotoğraf karelerini şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Evet. Hemen onları da sizlerle bir bir paylaşıyoruz. Tabii İstiklal Marşı'mızı efendim okuttular, bayrağımızı çektirdiler. Dilerseniz nasıl bir tabii ki bu karşılaşmada neler yaşandı onları şöyle bir sizlerle izlemeniz adına paylaşalım istiyoruz. Ekranlarınıza getirelim istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen videomuzu şöyle bir hazırlayalım ve izleyelim bakalım. Entrenadas por Camelia, ya hablábamos ayer y comentábamos que las dos hermanas, pues estas dos gimnastas emblemáticas de los años 80 están trabajando. Anda, despiste. La tenía ahí. Cómo me gusta tu tía, sí. La composición es muy buena. Thank you.
música. Wow. Bueno, qué pena estos fallos que han tenido, porque son muy gimnastas con su limitación, pero Camelia tiene la virtud de explotar al máximo lo poco o mucho que pueden hacer y sacarle bastante brillo a un equipo que aparentemente posiblemente no nos daría mucho. Y lo tiene el ejercicio tan bien estructurado y tan bien creados esos pequeños momentos característicos de la música que atraen muchísimo. Está hecho, los movimientos están hechos con adaptados perfectamente a la música, o primero buscan la música y luego montan la coreografía. Sevgili izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi işte kadın ritmik jimnastik genç milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu sevgili izleyenlerimiz. Tarihinde ilk kez bu şampiyonluğu da bizlere yaşattılar. Kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Ukrayna'da düzenlenen ritmik jimnastik Avrupa şampiyonasında 3 çember 2 lobut aletinde altın madalya kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmanın mutluluğunu bizlere yaşattılar. Gerçekten gurur verici ve hepimizi mutlu edici sevgili izleyenlerimiz bir başarı oldu. Ve tabii burada İstiklal Marşı'mızı okuttular, bayrağımızı göndere çektirdiler sevgili izleyenlerimiz. Dilerseniz hemen o anları da sizlerle paylaşalım. Is to hear the anthem played in their honor. Canlı gönülden biz de kutluyoruz. İşte böyle sevgili izleyenlerimiz İstiklal Marşı'mızı göndere çektirdiler. Ve biz de efendim bu güzel başarıyı elde eden tüm sporcuları canlı gönülden kutladığımızı bir kez daha buradan hemen ifade ediyoruz. Tabii aynı zamanda biliyorsunuz Cuma akşamı da Estonya ile kadın milli futbol takımı karşı karşıya geldi. Onlar da bizlere mutluluk yaşattılar. O mutluluğu da hemen sizlere fotoğraf kareleriyle ekranlarınıza şöyle bir taşımak istiyorum. Bakalım o anlarda da böyle bir sevinç, böyle bir mutluluk yaşanmıştı sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızda onu da getirdik. İşte bu şekilde diyoruz ya, kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa'da şampiyon olurken A milli kadın futbol takımımız da Estonya'yı 4-0 yendiler. Güzel başarılar elde ettiler. Biz de efendim bu güzel başarıdan dolayı tüm kadınlarımızı, tüm sporcularımızı el içten dileklerimizle kutluyoruz. Bu başarıların devam etmesi bizim en büyük tabii ki isteğimiz, en büyük temennimiz. Bu yönde atılacak olan, yapılacak olan çalışmalarda da her zaman başarılar dileklerimizi biz de Güne Bakan Hakan ekranlarından iletiyoruz. İşte ekranlarınıza getirdik. İşte hatta şöyle ben kendimi bir ekrandan kaldırayım. Daha net görün tabloyu. İşte görmüş olduğunuz gibi kadın ritmik jimnastik grup milli takımımız Avrupa şampiyonu olurken A milli kadın futbol takımımız da Estonya'yı 4-0 yendiler. İşte kadınların gücü harika bir şekilde efendim gündeme düşen çok özel, çok önemli, çok güzel haberlerden biriydi. Biz de bu gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerle bunları da efendim sizlere duyurmak istedik. Başarılar diliyoruz. Evet, neler var neler yok. Bakıyoruz tabii ki salgınla ilgili sevgili izleyenlerimiz. Biliyorsunuz okullar bir dönem tabii ki açıldı ve sonrasında tekrar okullara uzaktan eğitimle karar verildi. Ve uzaktan eğitimle verilen kararlar bünyesinde bilim kurulu bir araya geliyor belli periyodik aralıklarla. Ve tabii bu alınan kararlar İl valiliklerine 81 vilayete gönderiliyor. 81 vilayette de il valilikleri il hıfzıssıhha kurulu kararınca burada da tabii ki önemli bir şekilde değerlendirme yapılıyor ve bu yapılan değerlendirme sonucunda da kararlar teker teker açıklanıyor sevgili izleyenlerimiz. İşte Sivas'ta da hemen onunla ilgili de şöyle ekranlarınıza fotoğraf kareleri ve konunun detaylarını sizlerle
paylaşmak istiyoruz. Ekranlarınıza hemen o fotoğraf kareleri ve detayları şöyle bir getirelim. Sivas Valisi Salehen hem sosyal medya hesabından tabii ki bu paylaşımları duyurdu, hem de tüm kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamında bu yönde sevgili izleyenlerimiz açıklamalarda bulundular. Yazılı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Sivas'ta ana sınıflar ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam kararı çıktı. Devam kararı verildi. Yani ana sınıfları bazı illerde sevgili izleyenlerimiz bu konuda işte haftanın bir günü ana sınıflarına gitme şeklinde açıklamalar çıkarken, Sivas'ta da ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan şeklinde karar çıktı. Hemen onunla ilgili de şöyle bir haberimizin detaylarını sizlere aktaralım istiyoruz. Konu başlıkları içerisinde yer alıyor. Detaylar önemli. İl hıfzı sağ kurulunca, yani Sivas'ta İl hıfzı sağ kurulunca bir araya geldi, toplandı. İlimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 12.01.1.04.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir şeklinde kamuoyuna böyle bir açıklama düşüldü. Sevgili izleyenlerimiz, açıklama paylaşıldı. Biz de ekranlarınıza hemen bunu getirdik. Sivas'ta ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devamı kararı verildi. Evet, bu da günün gelişen haberleriydi. Dün gece bu açıklama Sivas Valiliği tarafından, İl Hıfzı Sağ Kurulu tarafından sevgili izleyenlerimiz açıklamalar içerisinde yer aldı. Biz de hemen bunu sizlerle şu anda ekranlarımıza getirdik. Ana sınıflarında sevgili izleyenlerimiz eğitim konusunun uzaktan eğitime karar verildiği İl Hıfzı Sağ Kurulu'nca açıklandı. Neler söylendi? Hemen alınan kararlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nca her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020, 4 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği karar alınmış. İlgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesi ve 11.20.2020 tarih ve sayılı yazı ile 81 il valine bildirilmişti. İşte bu bildiriden sonra ancak deniliyor, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11.27.2020 tarih ve sayılı yazılarıyla Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve ana sınıflar için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının ilçe hıfzı sağ kurallarına görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtildi. Yani kararlar tabii ki ilgili bakanlıktan illere gönderiliyor ve illerdeki il hıfzı sağ kurulu da ilin genel yapısına bakarak bunun değerlendirmesini ele alıyorlar. Sivas'ta da sevgili izleyenlerimiz, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 12.01.2020, 1.04.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine kaymakamlıklarımız ile ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıdaki belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliğiyle karar verildi ve bu karar da dün akşam, daha doğrusu gece saatlerinde gündeme düştü sevgili izleyenlerimiz. İşte Sivas'ta, Sivas'taki genel Covid-19 vakaları göz önüne alınarak ilimizde resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarındaki eğitim faaliyetlerinin 12.01.2020, 1.04.2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği açıklandı. Bakalım tabi Ocak ayı, yani 2021 yılının Ocak ayında, yani 4'ünde bu süre bitecek. Acaba o güne gelene kadar yeni bir önemli açıklama gündeme düşecek mi bilemiyoruz. Eğer düşerse bununla ilgili de mutlaka tabi bizler haberci olarak günün içerisindeki gündem konuları arasında yer alan bütün haberleri en içtenlikle sizlere, tabi kamuoyuna da bilgilendirmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi her şeyin başı sağlık sevgili izleyenlerimiz. Önce sağlığımızı korumamız lazım. Sağlıklı bir şekilde kendimizi izole etmemiz gerekiyor. İşte bunun için de bu kararlar sıkı sıkı alınıyor. Bu aralar biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz, özellikle yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı gerçekleştirecek ve bu gerçekleştirecek kabine toplantısında salgınla ilgili acaba önemli kararlar alınacak mı? Ve bu kabine toplantısında acaba hangi konu başlıkları çıkacak veya da tedbirler, kısıtlamalar daha da mı yoğun bir şekilde artırılacak? Vatandaş olarak hepimiz de bunları merak ediyoruz. Kabine toplanıyor ve yeni koronavirüs
koronavirüs tedbirleri de bugün itibariyle masaya yatırılıyor sevgili izleyenlerimiz. Bakalım kabine toplantısı ilerleyen dakikalarda yapıldığı zaman acaba ne gibi acaba tedbirler alınacak? Bunları da tabii ki merak ediyoruz. Biliyorsunuz yaşlılarımız gün içerisinde sabah saat 10 ila 1 arası, gençlerimiz ise 1 ila 4 arasında sokağa çıkıyorlar. Kısıtlamalar tabii hayatımıza devam ediyor. Hafta sonu özellikle işte sabah saat 10 ila 8 arasında hayat sürüyor. O saatler dışında insanlar evinde olmak zorunda kalıyor. Lokantalarda şu anda oturarak yeme içme yok. Tamamen servis yoluyla, paket servisiyle hayat sürüyor. İşletmelerin açılış kapanış saatleri hepsi belli bir çerçeve içerisinde ayarlanıyor. Acaba bu hafta, yani yeni yeni tabii ki kararlar gündeme düşecek mi? Vatandaş olarak da herkesin gözü kabine toplantısında. Umut ediyoruz ki tabii burada esnafımız, sevgili izleyenlerimiz daha fazla düşünen ve dertli olan kesim oluyor. Çünkü dükkanlar açılmadığı müddetçe esnaflarımız da kazanç ve kapı yani insanların kapılar açılmadığında evlerine ekmek nasıl götürecek, bunu kara kara düşünüyorlar. Bu yönde tabii SSK, Bağkur borçları, işte maliye borçları, ödemeler, stopajlar vesaire, bunlarla da ilgili acaba yeni yeni tabii önlemler alınacak mı? Hepimiz merak ediyoruz. Gelişmelere tekrar şöyle dönüyoruz ve bakalım gelişmelerde başka neler yer alıyor. Ekranlarınıza bir bir getirelim, bir bir sizlerle paylaşmayı sürdürelim sevgili izleyenlerimiz. Gündem konu başlıkları arasında ne varsa güne bakan Hakan olarak biz de şehrimizdeki haber başlıklarını sizlere getirmeye, duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Sivas İl Öz İdaresi arı gibi çalışıyor. Evet, biliyorsunuz yeni bütçe, 2021 yılı bütçesi onaylandı ve geçtiğimiz yıl tabii ki 2020 yılı içerisinde hem pandemiyle mücadele vardı hem de köy yolları, ilçeler, beldeler vesaire İl Öz İdaresi'nin bütçesiyle birçok yerde yatırımlar, çalışmalar arı gibi hızlı bir şekilde devam etti. Sivas İl Öz İdaresi de arı gibi çalışmalarını sürdürüyor sevgili izleyenlerimiz. Bununla ilgili de hemen ekranlarınıza haber fotoğraflarını şöyle bir taşıdık ve bunların detaylarına şöyle bir bakalım. Evet, bakın asfaltlar yapıldı. Yollara asfaltlar çekildi. İşte köy yolları, ilçe yolları, ara stabilize yollar, birçok yollarda asfalt çalışması yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Sivas için Sivas İl Öz İdaresi çalışmaya devam ediyor ve bu çalışmasını da arı gibi sürdürüyor sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınızda fotoğraf karesiyle bunları da tabii ki getirdik. İşte yapılan asfaltların ne kadar kilometre yapıldığını da sizler şu anda görmektesiniz. Ekranlarınızda bunları da paylaşıyoruz. Yine tabii köprüler yapıldı, istinat duvarları. Çünkü yerleşim yerlerinde hayatların daha kaliteli olması için Sivas İl Özel İdaresi her yere dokunmaya çalışıyor. Ve sanat yapıları anlamında da çalışmalar, parke kilit taşları, yani yollar yapıldı, kaldırımlar vesaire. Bunlar da tabii ki Sivas'ımızın ilçelerine, köylerine en sağlıklı bir şekilde kazandırıldı. Ve yine hemen bakalım içme suyu hakkında da tabii özellikle bu yönde sevgili izleyenlerimiz yapılan çalışmalar içerisinde yer alıyordu. Sivas İl Özel İdaresi tarımsal alanlarda da çalışmalarını sürdürdü ve tarımsal sulama alanlarını yaptı. Kanalizasyon projelerini hayata geçirdi. İçme suyu projelerini hayata geçirdi. Köylerde, beldelerde, ilçelerde özellikle İl Özel İdaresi'nin kendi çalışma alanları ve sahasında birçok faaliyeti 2020 yılı biliyorsunuz pandemi, salgın bu süreç içerisinde olmamıza rağmen İl Özel İdaresi durmadı. Arı gibi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Biz de bu çalışmalarda emeği katkısı olan tüm yetkilileri de canı gönülden kutluyoruz. Sevgili izleyenlerimiz biliyorsunuz bu senede bütçe açıklandı. Sivas İl Özel İdaresi de 2021 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili de önemli işlere yine imza atacaklar. Biz de ekranlarınıza hepsini getirmiş olduk, taşımış olduk. Evet, insanlar tabii ki hizmet bekliyor ve bu hizmeti beklerken de şu anda salgınla iç içeyiz sevgili izleyenlerimiz. Bu salgın konusunda da tabii hizmetler bir nebze, hani ne kadar böyle aktif olduğu söylense de ufak da aksamalar yaşanabiliyor. Bunları da tabii ki hoşgörüyle karşılamak lazım. Çünkü biz öncelikle ne diyoruz? İnsanın sağlığı yerinde olduğu müddetçe gerisi zaten her şekilde düzelir, her şekilde düzene girer sevgili izleyenlerimiz. Ve hafta sonu bir çalıştay gerçekleşti. Bununla ilgili de hemen ekranlarınıza sevgili izleyenlerimiz fotoğraf karelerini şöyle bir getirmek istiyorum, taşımak istiyorum. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından stratejik plan dış paydaş çalıştayı gerçekleştirildi sevgili izleyenlerimiz. Sivas Öğretmen Evi'nde bu çalıştay gerçekleştirildi. Gerçekleşen çalıştayda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul
Bu yönde tabii ki üniversitenin şu anda tabii binanın yapım aşaması sürüyor. Rektörlük binası ve onunla birlikte derslikler şu anda okullar bölgesinde eskiden sevgili izleyenlerimiz orası fuar alanı olarak kullanılıyordu. Fuar alanı işte Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ve Sivas Vali tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne burası tahsis edildi. Ve orada inşaat çalışmaları devam ediyor. Sayın Mehmet Kul da hafta sonu gerçekleşen bu çalıştayda üniversitenin çalışmaları hakkında bir bir bilgi verdi sevgili izleyenlerimiz. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül ve ilgili birimler bu çalıştaya katıldılar ve bu çalıştayda da tabii ki üniversitenin hangi yolda olduğu, hangi aşamalarda olduğu ve ne gibi çalışmalara imza attığı veya atacağı da rektör tarafından, Sayın Kul tarafından bir bir açıklandı. Ve burada sevgili izleyenlerim, Sivas Valisi Salih Ayhan da üniversitemiz gelecekte bu şehrin markası ve değeri olacak dedi. Önemli katkılar sağlayacak. Bizler de her zaman yanlarında olacağız. Çalıştay güzelliklere vesile olsun dedi ve Sayın Profesör Doktor Mehmet Kul da burada üniversitenin yapacağı ve yapmış olduğu çalışmalar hakkında il protokolünü bu çalıştayda bilgilendirdi. Gerekli konular açıklandı. Yani üniversitenin yol haritası bir nebze olsun tamamen kamuoyuyla da net bir şekilde paylaşılmış oldu. Evet, ikinci üniversitemiz yıllardır bizim her zaman için olmasını istediğimiz bir üniversiteydi. İyi ki de oldu. En azından şehrimiz adına bu yönde üniversitenin artması çok güzel oldu sevgili izleyenlerimiz. Tabii Türkiye'nin her tarafında üniversite sayıları arttı. Bir yönde bunlar da tabii ki tartışma konusu oluyor. Yani üniversitelerin sayısı artması eğitimin düşmesine neden oluyor şeklinde sözler de kamuoyunda tartışılmıştı. Ama Sivas için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi önemli bir üniversite. Sanayi anlamında, gerçekten kalifiye eleman anlamında ve üstün yetenekli gençlerimizin yetişmesi anlamında önemli bir üniversite rolünü üstlenmekte. Sayın Kul da, rektör de bu yöndeki çalışmalar, işte bu çalıştaydı hafta sonu sevgili izleyenlerimiz Sivas Öğretmen Evi'nde gerçekleşen çalıştayda stratejik plan ve dış paydaş çalıştayı adı altında bu çalıştay gerçekleşti. Biz de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne çalışmalarından dolayı başarılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde tabii rektörlük binası, hizmet binası ve öğrencilerin ders göreceği binanın okullar bölgesinde şu anda ilk etap olarak burası hazırlanıyor. Daha sonra ise esas üniversite kampüsü olarak da Diriliş Mahallesi'ndeki alan biliyorsunuz orası tahsis edildi. İnşallah oralarda Diriliş Mahallesi'nde yer alan Kurt Deresi dediğimiz alanın hemen arkasındaki yerde inşallah önümüzdeki günlerde oranın da çalışmaları, altyapıları tamamen hazırlanır ve böylece Sivas'ta bir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üniversitemiz olmuş olacak. Tabii ki 1974'ten bugüne Sivas Cumhuriyet Üniversitemizde önemli bir değer Sivas için. Yeni değerlerden bir tanesi de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak hayatımıza girdi sevgili izleyenlerimiz geçtiğimiz yıldan itibaren. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Üniversitemiz ve bünyesinde çalışanlara, akademisyenlere bu yönde biz de başarılar diliyoruz. Efendim, hayat gelişmeler diyoruz ya, neler var neler yok. Sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan takipçileri, sizler efendim biz elimizden geldiği kadar gündem başlıkları içerisinde sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii bizleri izleyenler her geçen gün havalar soğudukça izleyici sayısı da artıyor insanlar. Çünkü daha çok içerilerde, daha çok böyle mekanlarda zaman geçiriyorlar. Özellikle esnaflarımız da bu saatlerde dükkanlarını şimdi açtılar. İnşallah hayırlı, güzel, kazançlı bir gün yaşarlar diye temenni ediyoruz. Esnaflarımıza da hayırlı işler, bol kazançlı günler dileklerimizi sosyal medya üzerinden aktarıyoruz, duyuruyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve Sivas'ımızda çok hani önceden beri konuşulurdu, söylenirdi, dile getirilirdi. Ha oldu, olacak, şu gün olacak, bugün olacak. İşte Sivas'ımızın bu yönde görsel anlamında şehir merkezinde daha güzel bir şekilde simitçilerin hizmet vermesi için adımlar atılması gerekiyor vesaire diye hep söylenirdi ki ne oldu? Sivas'ta simit arabaları standart hale getirildi. Evet, Sivas Belediyesi böyle bir çalışmaya imza attı. Çok zamandır konuşuluyordu. Mısırcılara biliyorsunuz yuvarlak şeklinde bir kabin tahsis edildi. Onların da artık her şey standart hale gelmişti ve sıra simit tezgahlarındaydı. Hem hijyen açısından hem de görsellik açısından Sivas'ta simit arabaları, simitçi tezgahları işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde standart hale getirildi sevgili izleyenlerimiz. Biz de şimdi onu ekranlarınıza getiriyoruz. Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin ve ekibinin çalışmalarını
çalışmaları kapsamında simit arabaları, simit tezgahları yenilendi sevgili izleyenlerimiz şehrimizde ve böylece biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde şu anda arkamızda da görüyorsunuz Sivasspor logosu, arması, amblemi de şehrin meydanına kondu. Orada güzel bir şekilde görsel olarak vatandaşlarımız geliyor, fotoğraf çekiniyorlar. Hafta sonu da havaların güzel, güneşli olması münasebetiyle Sayın Bilgin de Sivas'ın caddesini, sokaklarını arşınladı. Vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet ederken de tabii işte meydanda yer alan bu görsellerle fotoğraf çekimleri de gündeme geldi. Simit arabalarında durum ne oldu? Simit arabaları tarihi alana, tarihi yapıya güzel bir şekilde yakışır hale getirildi sevgili izleyenlerimiz. Standarttık, tek tip olarak artık simit arabaları hayatımızda hem hijyen açısından hem de görsellik açısından iyi bir görüntü ortaya çıktı. Emeği katkısı olanlara biz teşekkür ediyoruz. Çok eskiden beri bu konular konuşulurdu. Yani simitçi kardeşlerimiz sabahın erken saatlerinde, tabii şimdi pandemiden dolayı çok yoğun bir şekilde insanlar dışarıda değil ama o geçmiş yıllarda Sivas'ın belli ana hareketli olan bölgelerinde simit tezgahları açık bir şekilde yer almaktaydı. Artık her şey tek tip hale geldi. Kapalı bir şekilde bu arabalar hayatımızda yerini aldı. Sivas'ta simitçi esnaflarının şehir halkına daha hizmet sunmaları adına simit arabaları tek tip olarak şehrin belli noktalarında hizmet vermeye başladı. Şehrimizde yer alan ve özellikle şehrin merkezinde bulunan alanlarda hizmet veren seyyar simit arabaları Sivas Belediyesi tarafından daha hijyenik ve şehir estetiğine uygun hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Arabaların üzerinde çift başlı kartal, Sivas'ımızın Selçuk döneminden amblemi de sevgili izleyenlerimiz güzel bir şekilde, nakışlı bir şekilde işlenmiş vaziyette görüyorsunuz. İşte Sivas'ta görmüş olduğunuz gibi, hatta şöyle ben kendimi kaldırayım daha sağlıklı görün. Görmüş olduğunuz gibi işte bu şekilde simit arabaları yenilendi, tek tip hale getirildi. Güzel oldu, hoş oldu. Yapanların ellerine, emeklerine sağlık tabii. Geçmiş yıllardan beri bu da çok konuşuluyordu. Yani olması gereken, geç kalınmış bir şey. Yani bunlar 5-6 yıl önce veya 10 yıl önce hayatımıza girmesi gerekiyordu. Neden? Büyük şehirlerde zaten bunlar insanların hayatında yer alıyordu. Olsun, bu da en azından bir yenilik oldu. Bu da en azından Sivas'a kazandırılan güzel bir hizmet oldu. Yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Diğer yenilikleri de tabii ki Sivas'a katılması, Sivas'a tekrar hayatımıza girmesi anlamında çalışmalarında hız kazanması bizim en büyük temennimiz. Sivas olarak bu yönde gerçekten sevgili izleyenlerimiz bildiğiniz gibi birçok şey gündeme geliyor ama çok geç gündeme düşüyor. Yani uygulama kısmında biraz vakit alıyor. Simit tezgahları da uzun yıllardır konuşuluyordu. Yani hani işte Sayın Sami Aydın döneminde konuşuldu, Sayın Doğan Ürgüp döneminde konuşuldu. Yani şöyle bir geçmişe baktığımız zaman ortalama bir herhalde 10 yıldır bu simit tezgahları konuşuluyordu. Sayın Hilmi Bilgin de bu işi biraz hızlandırdı ve Sivas'a simit tezgahlarını tek tip olarak hizmete kazandırdı. Teşekkür ediyoruz. Efendim, bakıyoruz gündemde ne varsa sosyal medya üzerinden konuşuyoruz. Sizlerle bir bir efendim konu başlıkları içerisindeki gelişmeleri anlık ve hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Hayatımızda tabii ki gelişmeler, her ne var ise sosyal medya üzerinden bir bir ekranlara yansıtıyoruz. Bir bir sizlerle bu gelişmeleri sizlerin de efendim duyması adına aktarıyoruz gelişmelere. Bakmaya devam ediyoruz. Her ne var ise gelişmelerde sosyal medya üzerinden bu paylaşımları yaparken izleyenlerimiz de tabii bulundukları alanlarda bizleri sağlıklı bir şekilde izliyorsunuzdur diye temenni ediyoruz. Aman dikkat efendim. Hayatını kaybedenleri de var tabii ki. Şehrimizin manevi değerlerinden olan Şahabettin Açık ve herkesin Şahabettin Dede olarak nitelendirdiği Şahabettin Dede Hakk'a yürüdü sevgili izleyenlerimiz. Sivas'ımızın manevi büyüklerinden Şahabettin Dede dualar eşliğinde ebediyete uğurlandı. Sevenlerine biz de Sivas'ımızın başı sağ olsun diyoruz. Rabbim geride kalanlara uzun ömür versin dileklerimizi iletiyoruz. Evet, işte hayat bir yol değil mi? Vakti geldiği zaman insanoğlu uçup gidiyor. Şahabettin Dede de Sivas'ın manevi değerlerinden birisiydi ve biz de Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili izleyenlerimiz, yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi Güne Bakan Hakan olarak buradan aktarıyoruz.
Ve yine tabii Sivas'ımız için gerçekten çok önemli, çok değerli isimlerden bir tanesi. Kendi dünyasında birçok kişiyi o kadar güzel bir şekilde sohbetleriyle ve yazmış olduğu o hayata dair ve özellikle doğa için birçok şiiri gündeme getiriyordu. Kimden bahsediyoruz? Garip Ozan'dan bahsediyoruz. Garip Ozan da hayatımızdan uçtu gitti. O da vefat etti sevgili izleyenlerimiz. Garipti kendisi. Ve garip bir şekilde hayattan uçup gitti. Biz Garip Ozan'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Dualar eşliğinde uğurlandı. Sevenlerine sabır diliyoruz. Çocuklarına sabır diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii çok haberini de gündeme getirmiştik. Özellikle bizi mikrofonla, kamerayla gördüğü zaman hemen bir şiir patlatırdı. Özellikle doğa üzerine, tabiat üzerine çok da güzel şiirleri, çok da güzel dizeleri vardı. Kendisi tabii emekli olmuştu geçmiş yıllarda. Emekli olmasına rağmen hayatın içerisinde Sivas'ta seyyar satıcılık yapıyordu. Birçok vatandaşla içli dışlıydı. Birçok yere girip çıkıyordu ve Sivas'ta belki de elinin değmediği sokak ve cadde kalmadı diyebiliriz. Biz Garip Ozan, Hasan Hüseyin Yıldırım'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Dualar eşliğinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Rabbim ailesine sabır versin diyoruz efendim. Geride kalanlara da uzun ömürler diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Şehrimizin değerleri tabii ki. Biz elimizden geldiği kadar Güne Bakan Hakan programında birçok değeri de böyle sizlere bu program içerisinde tabii haber anlamında da İyi yönler olduğu kadar sevgili izleyenlerimiz böyle uçup giden ve artık aramızda olmayacak şekilde vefat haberlerini de vermek zorundayız, paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, bakalım başka neler var gündemdeki gelişen haber başlıklarında. Sivas Valisi Salih Ahen geçtiğimiz günlerde sevgili izleyenlerimiz doktorlarla bir araya gelmişti Sivas Numune Hastanesi'nde. Şimdi de Sayın Ayhan hemşirelerle bir araya geldi ve bu bir araya gelişte iyi ki varsınız dedi hemşirelere. Evet, iyi ki varlar. Gerçekten sağlık çalışanlarımız iyi ki varsınız diyoruz. Vali Ayhan COVID-19 hastalarıyla ilgilenen hemşireleri dinledi. Yani onların sorunlarına, onların dertlerine derman olabilmek için bir araya geldi ve Sivas Valisi Salih Ayhan burada yapmış olduğu konuşmada COVID-19 hastalarıyla mücadele içerisinde onlarla ilgilenen hemşirelere iyi ki varsınız dedi. Onlara tabii ki yaşadıkları sorunlarla ilgili çözüm yolunda bazı açıklamalar gündeme geldi. Hemşirelerin sorunlarını dinleyen ve onların sorularını da yanıtlayan Vali Ayhan, sağlık personelimiz aylardır ailesinden, sevdiklerinden fedakarlık yaparak bu süreçte var gücüyle bunlar tabii ki katkı sağlıyorlar. Sağlık Bakanlığı yakın zamanda 120 kişilik bir atama ile sizlere güç vereceksiniz dedi. İyi ki varsanız dedi Sayın Ayhan sevgili izleyenlerimiz burada yapmış olduğu konuşmasında. Virüs ile mücadelede ön cephede tabii ki sağlıkçılarımız çalışıyor. Biz vatandaş olarak da onların arkasında onlara destek, takviye vermemiz gerekiyor. Biz de vatandaş olarak her zaman sağlıkçılarımızın yanında olduklarını, olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sayın Ayhan da özellikle iyi ki varsınız şeklinde açıklamasıyla gündemde yer aldı. Biz de sosyal medya üzerinden ekranlarınıza getirdik. Tüm sağlıkçılarımıza biz de söylüyoruz. İyi ki varsınız. Bakalım başka neler var. Gelişen, gelişmekte olan haber başlıkları sosyal medya üzerinde Güne Bakan Hakan farkıyla izlemektesiniz. Haftanın 5 günü biz efendim 9'dan sonra yayında oluyoruz. Bazen 9.30, bazen 10 ama 12'den önce mutlaka ne yapıyoruz efendim? Biz yayında oluyoruz sevgili izleyenlerimiz. O yüzden de bizim sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün vatandaşlarımıza lütfen bizler de tabii ki bu programı sizler için yapıyoruz. Can kulağıyla izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Kadın dayanışması. 25 Kasım sevgili izleyenlerimiz kadınlarımızın mücadele günü olarak takvim yapraklarında yerini alıyor. Ve işte kadın dayanışması için alanlardayız dedi Sulakçı. Bu açıklamalarla gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Bu da günün öne çıkan haber başlıkları arasında yer alıyor. Cumartesi günü Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda KESK Sivas Şubeleri platformunca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapıldı sevgili izleyenlerimiz. Burada tabii ki diğer gruplarda, diğer işte sendikalarda yer alan kadınlar da
bir araya geldiler ve bir kadın dayanışması ortaya çıkararak açıklamada bulundular. Açıklamayı sevgili izleyenlerimiz Sivas KESK Şubeler Platformu adına SES Sivas Şube Kadın Sekreteri Mehtap Sulakçı okudu. Sayın Sulakçı, yaşamımızı savunmak için alanlardayız, her yerdeyiz diyerek şu ifadelere yer verdi. Biz kadınlar bugün dünyanın dört yanında eşitsizliği, yoksulluğu, savaşları ve şiddetleri üreten erkek egemen kapitalizmine karşı isyanımızı meydanlara taşımak, kadın dayanışmasının sınırlarını aşan gücüyle buluşmak ve itirazlarımızı hep birlikte daha fazla duyurmak için yine alanlardayız dedi. İsyandayız dedi. Çünkü dünya genelinde her gün en az 137 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor dedi. İsyandayız çünkü her 3 kişiden biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor dedi. İşte bu açıklamalar sevgili izleyenlerimiz gündemde yer aldı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle platform olarak KESK Şube platformu olarak bu şekilde açıklamalar gündeme geldi. Açıklamayı da Sayın Sulakçı okudu. Biz de bu açıklamanın belli bir bölümünü sizlerle böyle paylaşmış olduk. Evet. Yani bu yaşananlar inşallah olmasın diyoruz, temenni ediyoruz ve her gün 137 kadın en yakınındaki erkekler tarafından öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor ve fiziksel ya da cinsel yönde şiddetle karşı karşıya kalıyor kadınlarımız. Lütfen bu konuda daha hassas olalım, daha insancıl olalım diyorum. İnşallah kadına şiddet tamamen yeryüzünde biter diyoruz. Tabii ki şiddetin kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı olmasın. Şiddetin her türlüsüne zaten karşıyız. Ama kadınlarımız daha fazla şiddete maruz kalıyor. O yüzden daha hassas olalım ve bu yönde kadınlarımızı daha çok kollayalım ve onların toplumda en ön sıralarda en sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için biz erkekler de yardımcı olalım diyoruz. Ve işte Sulakçı kadın dayanışması için alanlarda izledi. Bu açıklamasını da biz sosyal medya üzerinden ekranlara taşıdık. Sevgili izleyenlerimiz, gündemdeki gelişmeler, hayat başlıkları ne varsa biz Güne Bakan Hakan olarak durmuyoruz, paylaşıyoruz. Gelişmeleri elimizin döndüğünce sizlere bir bir efendim aktarmaya çalışıyoruz. Gelişmelerde tabii ki şehrimizin meydan alanındaki çalışmalar da ön plana çıkıyor. Bu çalışma kapsamı içerisinde meydan daha da fazla nefes alacak. Tabii meydan şu anda nefes alıyor ama bu nefes alması daha da artacak. Neden diyeceksiniz? Jandarmaya ait lojmanlar yıkıldı sevgili izleyenlerimiz. Tarihi jandarma binası da daha güzel bir şekilde ortaya çıktı. İşte şu anda arkamda görmüş olduğunuz alanda önceden jandarmanın lojman binaları vardı. Orası geçtiğimiz işte Ağustos ayında boşaltıldı ve geçtiğimiz haftalarda da yıkım işlemi tamamlandı. Dümdüz bir alan oldu. Sadece tarihi jandarma binası kaldı. Bu şekilde meydan daha da fazla vatandaşların ilgisini çekecek bir konuma geldi. Tabii ağaçlandırma çalışmaları konusunda meydanda eksiğimiz var mı? Var. Bu yönde de ağaçlandırmanın artırılması gerekiyor. Sivas'ta şehir meydanı genişletme projesi kapsamında jandarma binasının yıkımı gerçekleşti. Sivas Valisi Salih Ayhan da sevgili izleyenlerimiz milletvekili Sayın İsmet Yılmaz'a yapılan bu çalışmalar hakkında bilgi verdi ve burada tabii ki neler yapılacağı, hangi yönde adımların atılacağı tek tek aktarıldı. Umut ediyoruz ki meydan projesi hızlı bir şekilde Sivas'a kazandırılır. Şu anda tabii bir meydanımız var. Tarihi eserlerimizin, işte Cumhuriyet eserleri, Selçuklu döneminden, Osmanlı döneminden eserlerin güzel bir şekilde yer aldığı tarihi meydanımızın devamı olarak bu jandarma binasının arkasındaki lojmanların da yıkılmasıyla böylece meydan daha da genişliyor, daha da geniş bir hale geliyor sevgili izleyenlerimiz. 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanında jandarma dairesi olarak yaptırılan tarihi binada çalışmaları Sivas Valisi Salih Ayhan inceledi. Bu çalışmaları incelerken de milletvekili İsmet Yılmaz'a çalışmalar hakkında bu alanın içerisinde ne olacağı, neler yapılacağı şeklinde açıklamalar yaptı. Çünkü hemen üst tarafında da biliyorsunuz sevgili izleyenlerimiz 27 Haziran Parkı'nın ön tarafında eski Halk Eğitim Merkezi Kızılırmak İlkokulu yıkıldı biliyorsunuz onlar da. Oraya da büyük bir cami yapılıyor. Caminin hemen arkasından da 27 Haziran Parkı başlıyor ve bir millet bahçesi, ileride müzeler bölgesi, işte Aşık Veysel Müzesi ve şu anda da Sanayi Mektebi Müzesi çalışmaları devam ediyor ki özellikle yani meydandan yukarıya doğru eski Numune Hastanesi'ne doğru bir yürüyüş koridoru oluşturulduğunda bu bölge vatandaşların daha fazla yoğun bir şekilde gezip nefes alabileceği,
oturabileceği, yeşilliğin içerisinde, ağaçların içerisinde zaman geçirebileceği, müzelerin, tarihi dokunun ve özel tabii ki eşyaların içerisinde güzel bir bölge konumuna gelecek. Ama şu anda atıl bir durumda. Eski Numune Hastanesi özellikle bölgesi çok kötü, çok felaket durumda. Yani özellikle akşamları mutlaka o bölgenin en azından ışıklandırma yapılarak ya da polis kontrollerinin artırılması gerekiyor. Çünkü Numune Hastanesi'nin yıkıldığı alan harabe bir kısımda. Yani çöpler vesaire, işte taşlar, kayalıklar, şunlar bunlar yani. Ve sonra kendini bilmeyen kişilerde biliyorsunuz ki çok defa gündeme getirmiştik, söylemiştik. O bölgede uygun olmayan davranışlar da ortaya çıkıyor. Çevre sakinleri de bu yönde bu bölgenin bir an evvel en azından hani proje kapsamında yani bir düzeltme yapılabilir. Pislikler, çöpler vesaire bunlar toplanabilir, alan aydınlatılabilir. Bu yönde bir çalışma yapılmasını da yetkililerden rica ediyor bölge yaşayanları da. Bunu da paylaşmış olduk. Efendim, gün ve gündem gelişmeler ne varsa bakıyoruz. Sosyal medya üzerinden Güne Bakan Hakan'ı takipçilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayatın içerisindeki gelişmeleri en doğru, tarafsız, objektif bir şekilde biz de şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya ekranlarından birçok kitleye ulaşıyoruz ki güzel de tabii oluyor bu çalışmalar sevgili izleyenlerimiz. Biz programın birçok kitleye ulaştığını şu şekilde biliyoruz. Yaptığımız ve söylediğimiz gündeme gelen birçok haberde yetkililer tarafından dikkate alınıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Vali Ayhan, Sivas'ı çok daha iyi noktalara getireceğiz dedi. Cuma günü sevgili izleyenlerimiz İl Özel İdaresi'nde meclis toplantısında bir konuşma yaptı. Sivas'ı çok daha iyi noktalara getireceğiz şeklinde bu konuşmasıyla gündemdeki haberlerde yer aldı. Sivas tabii ki şu anda iyi bir noktada ama daha iyi bir noktaya gelmesi için bu yönde çalışmalarda aralıksız devam ediyor ki bunun için de özellikle Sivas İl Özel İdaresi'nin bütçesi çok önemliydi sevgili izleyenlerimiz. Ve 195 milyon TL 2021 yılı için bütçe bu şekilde açıklandı Sivas İl Özel İdaresi'nde yapılan toplantı sonrasında. Vali Ayhan, Sivas İl Genel Meclisi'ndeki Kasım ayı toplantılarının son bileşenine katıldı ve 20 gün boyunca birçok gündem maddesinin görüşüldüğü İl Genel Meclis toplantısında İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesi yatırım programı da böylece belirlenmiş oldu. Çıkan rakam ise şu şekilde: Sivas İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesi 195 milyon TL sevgili izleyenlerimiz. İnşallah Rabbimiz sağlıklı, hayırlı, güzel bir şekilde İl Özel İdaresi'ne harcamayı nasip etsin. Köylerin, ilçelerin, beldelerin, şehrin ihtiyaçları İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor ve bu çalışmalar içerisinde işte bunun için sulama var, asfaltlar, işte kaldırımların yapılması, parke taşların döşenmesi, yani birçok konu İl Özel İdaresi'nin alanında yer alıyor. Ve Sayın Ayhan'da hayallerimizin sınırı yok, dolayısıyla projelerin de sınırının olmadığını söyledi. Bugünü değil, yarını değil, geleceği konuşuyoruz dedi ve Sivas için gelecek yıllarda daha iyi şeylerin ortaya çıkması için bu çalışmaların olması gerektiğine vurgu yaptı ve Sivas'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız, getireceğiz şeklinde açıklamaları yer aldı ve bunu güç birliğiyle beraber bir şekilde hareket ederek daha çok birçok tabii ki konuyu gündeme taşıyarak Sivas'ı iyi yerlere getireceklerinin altını çizdi ve şöyle dedi Sayın Ayhan: İl Özel İdaremiz, İl Genel Meclisimiz birlikte Sivas'taki her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bu hayalleri önce projelere sonra da gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bütçemizin her bir kalemini Sivaslara hizmet etmek için harcayacağız. Hayata geçirdiğimiz her proje, başlattığımız her program, inşa ettiğimiz her eser bizi 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaştırıyor. Biz birlik ve beraberlik içerisinde güç birliği ve 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz dedi. Bunları tabii hep birlikte yapacağımızın da altını çizdi Sayın Ayhan. Biz de sevgili izleyenlerimiz bu haberin detaylarında sizlere paylaşmış olduk. Sivas İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesi 195 milyon TL olduğunu da bir kez daha vurgu yapıyoruz. İl Özel İdaresi'nin Kasım ayının son toplantısında Vali Ayhan burada bu konuşmaları gündeme getirdi ve Sivas'ı çok daha iyi noktalara getireceğiz şeklinde açıklaması yer aldı. Gelişmelere bakmaya devam edelim. Gündem konu başlıkları ne varsa efendim ekranlara taşıyoruz ve tabii ki esnaflarımızın da desteklenmesi anlamında bu yönde adımların artık bir an evvel atılması yönünde harekete geçilmesi yönünde de oda başkanları çalışmalarını sürdürüyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bir ekranlarınıza getirelim, taşıyalım. İşte esnaflarımız çok mağdur.
Devlet desteği devam etmeli dedi. Beşir Köksal sevgili izleyenlerimiz bu açıklamalarla gündemde yer aldı. Bunu tabii ki açıklamaları nerede yaptı? Hemen onu da sizlerle şöyle bir detayları paylaşalım, aktaralım. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Ticaret Bakanlığı'nın yakın bir zamanda esnafa kira, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının ödenmesi için hibe para desteğinden bulunacaklarının müjdesini verdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TES Genel Başkanı Pendevi Palandöken Başkanlığı'nda yapılan yönetim ve denetim kurulu toplantısına katılan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, pandemi sürecinde ve devamında esnafın çok etkilendiğini ifade ederek Sivas'taki esnafların yaşadıkları sorunları dile getirerek çözüm konusunda Sayın Palandöken'den destek istedi sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde yakın zamanda işte başta tabii ki farklı sektörlerde faaliyet gösterenlerin, esnafların çok mağdur olduklarını özellikle vurgu yaptı. Elektrik, doğalgaz ve nakit desteği gibi bu şekilde çalışmaların artık hayata geçmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Ulaşım sektöründe esnafların akaryakıtta KDV ve ÖTV indirimi yapılmalıdır dedi. Kamu kurumlarında ve özel mülkiyette faaliyet gösteren esnaflarımıza bu sene kira artışı yapılmamalıdır dedi. İşte Köksal bu açıklamaları gündeme getirdi. Yönetim ve Denetim Kurulu toplantısında başkanlık eden ve soruları dinleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların sorunlarını ve sıkıntılarını sürekli gündeme getirdikleri bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunduklarını da belirtti. Yakın zamanda da bu şekilde konuşulan desteklerin, yardımların da hayata geçeceğinin altı çizildi. İnşallah hükümet kanadında, devlet kanadında da bu tabii oda başkanlarının söylemleri sağlıklı bir şekilde dikkate alınır ve duyulur diye temenni ediyoruz. Çünkü esnafımız gerçekten zor durumda sevgili izleyenlerimiz. Allah esnafımıza da yardım etsin, yardımcısı olsun diyoruz. Evet, gün ve gündem gelişmeler. Yüksel Fertelli, hayır sabahlar olsun Hakan Bey demiş, teşekkür ediyoruz. Sanayi esnaflarımıza biz de kolaylıklar dileklerimizi buradan günün öne çıkan haber başlıklarını aktarırken sanayide şu anda bizleri izleyen esnaflarımıza da hayırlı işler dileklerimizi sosyal medyadan onlara da efendim iletiyoruz. İnşallah tabii esnaflarımız kalkınsın, kazansın. Çünkü istihdam konusunda Sivas'ın en çok da ihtiyacı olan nedir? İş kapıları değil mi? Ama şu anda salgın günlerinde olduğumuz için birçok kişi bu sancıyı çekiyor. İşletme sahipleri ne kadar tabii işçi çıkarmak istemese de zor günlerden geçiyorlar. Bu zor günlerden geçiş içerisinde de duyuyoruz, işitiyoruz, kulağımıza geliyor. Ama tabii ki esnafımız da bir yerde yapacak bir şey olmadığı için bazen işçi çıkarmalara da giderebiliyor sevgili izleyenlerimiz. İnşallah şu salgın günlerini geride bırakırız diye temenni ediyoruz ama 2021'in ortalarına kadar da bu işin süreceği uzmanlar tarafından konuşuluyor, dillendiriliyor, gündeme geliyor. Bizim bu süre içerisinde kendimizi korumamız, elimizdekileri korumamız, yani çok fazla müsriflik yapmamamız lazım değil mi? Har vurup harman savurmamamız gerekiyor. O yüzden daha dikkatli, daha temkinli harcamalar yapmamız gerekiyor vatandaş olarak. Eğitim kanadına hemen şöyle bir göz atalım. Eğitimde neler yaşanıyor diye merak ediyorsanız sevgili izleyenlerimiz, eğitimde iyi örnekler buluşması 2020 proje yarışması sonuçlandı. Ekranlarınızı hemen getiriyoruz. İşte eğitimde iyi örnekler buluşması 2020 proje yarışması sonuçlandı sevgili izleyenlerimiz. Tabii bu yarışma içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin daha iyi bir şekilde örnek alabilecekleri, daha güzel bir şekilde eğitimlerini sürdürebilecekleri ve okuma alışkanlığının da artırılması yönünde bu çalışmalar yapılıyor. Eğitimde iyi örnekler buluşması 2020 projesi yarışmasında Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu bilimsel ve teknolojik faaliyetler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü sevgili izleyenlerimiz. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Amasya, Tokat, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında 5 farklı kategoride yapılan yarışmada Doğanşehir İmam Hatip Ortaokulu bilimsel ve teknolojik faaliyetler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Projeden sorumlu Mehmet Dağ, Hacer
Ermiş ve Ahmet Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıdık Savaşçı'yı ziyaret ederek ödülü Savaşçı'ya teslim ettiler sevgili izleyenlerimiz. Biz de başarılar diliyoruz, umut ediyoruz ki tabii ki bu yapılan projeler, bu yapılan yarışmalar gençlerimizin, öğrencilerimizin hedeflerine daha iyi ulaşması için onlara moral ve motivasyon oluyor. İşte eğitimde iyi örnekler buluşması 2020 proje yarışması sonuçlandı ve bu sonuçlanan yarışma içerisinde de sevgili izleyenlerimiz Doğan Şar İmam Hatip Ortaokulu Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüler. Biz de Doğan Şar ilçemizdeki öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, yetkilileri tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Daha güzel, daha başarılı haberleri umut ediyoruz ki sizlere bu ekrandan aktarmak istiyoruz. Evet, bu akşam Sivasspor Göztepe karşılaşması. Futbollu sevgili izleyenlerimiz, gerçekten tabii kalbimiz Sivasspor için atıyor. Sivasspor'umuzu da canı gönülden desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Sivas'ın bir markası, Sivas'ın önemli bir markası ve şehrimizin reklamı anlamında bizi ön plana çıkaran bir değer. Bugün Demir Grup Sivasspor Göztepe Spor karşılaşması var sevgili izleyenlerimiz. Bu karşılaşmada Sivasspor'umuza biz de başarılar diliyoruz. Hemen onunla ilgili de şöyle birkaç küçük notumuz var. Süper Lig 2020-2021 sezonunun 10. hafta maçında Sivasspor kendi sahamızda Göztepe'yi ağırlayacağız. Bugün sahamızda Göztepe'yi ağırlayacağız. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin tesislerinde basını kapalı olarak antrenmanlar gerçekleşti sevgili izleyenlerimiz ve bu tabi antrenmanlardan sonra futbolcular dinlenmeye, istirahate geçtiler. Maçın yapılacağı saate kadar beklemeye başladılar. Demir Grup Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini bekliyorlar. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe karşılaşması bugün saat 19.30'da, akşam 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Mücadele ise hakem Serkan Tokat yapacak sevgili izleyenlerimiz. Sivasspor'umuza başarılar diliyoruz. Bugün sahamızda Göztepe Spor'u ağırlayacağız. Umut ediyoruz ki şöyle güzel, hoş gollere imza atacağımızı inanıyoruz. Sivasspor'umuzu da canı gönülden desteklediğimizi, başarılarının devamını diliyoruz. Akşam saat 19.30'da Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumunda Göztepe efendim buraya gelecek. Konuk olarak biz onları tabii sahamızda alacağız. Boş göndermeyelim. Aman boş göndermeyelim. Şöyle güzel bol gol atılsın bu salgın günlerinde. En azından bizlere moral motivasyon olsun diyoruz. Maçı tabii dışarıda tabii seyircisi izlendiği için maçlar sevgili izleyenlerimiz. Böyle bir araya evde de çok yoğun bir şekilde bir araya gelerek de izlemeyin. Aman diyoruz efendim. Herkes kendi imkanlarıyla kendi evinde daha böyle az kişiyle bu maçları izlesinler. Çünkü salgın günlerindeyiz. Birbirimizin arasındaki mesafeyi koruyalım efendim. Sivasspor'umuza da bir kez daha başarılar diliyoruz. Bakalım başka aktaracağımız haberler var mıydı? Şöyle bir gözden geçiriyoruz. Bir çırpıda sizlere günü gündemi hayatı elimizden geldiği kadar doğru, tarafsız, objektif bir şekilde yansıtmaya çalıştık. Dediğimiz gibi şehrin içerisinde yansıyan her ne var ise sosyal medya üzerinden doğru, tarafsız, objektif bir şekilde ekranlarda sizlerle tabii ki paylaşmaya çalışıyoruz. Gelişmelerde her ne var ise günü ve gündemi, hayatı önemli bir şekilde sizlere aktarmak adına bu paylaşımlarımızı yapıyoruz. Gelişmeler, hayat, değil mi efendim? Bunlar tabii ki önemli. Biz bu çalışmaları sizlere her gün bu program öncesi hazırlığımızı yapıyoruz. Bu hazırlık sonrasında da sizlere güzel bir şekilde aktarıyoruz. Evet, şöyle bakalım gün ve gündem, hayat içerisinde ne var ise bir bir ekranlara getirip sizlerle paylaşımlarımızı gündemde yer alan haberleri aktarıyoruz. Röportajlarımıza bakıyoruz şöyle. Geçtiğimiz günlerde havalar güzelken çıkıp vatandaşın sesini tabii dinleyip onların duygu ve düşüncelerini güzel bir şekilde sizlere de aktarıyoruz ki vatandaşların duygu ve düşünceleri önemli. Eğer bugün hava da güzel olursa öğleden sonra gerçi güneş oluyor. Vatandaşlarımızla, mikrofonlarımızla konuşmak isterse yine onların da sesini sizlere, vatandaşlarımızın sesini sizlere duyuralım istiyoruz. Sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Evet, röportajlarımızı YouTube kanalından oradan takip edebilirsiniz. Çünkü YouTube kanalımız Güne Bakan Hakan, bu adreste yapmış olduğumuz röportajları bir bir sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Röportajlar tabii ki vatandaşların duygu ve düşünceleri önemli. Bunlara da kulak vermemiz gerekiyor. Şöyle bir bakıyorum, gelen mailleri de gözden geçiriyoruz. Sivas Ticaret Esenler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, salgın sürecinde etkilenen komiteler temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bu yönde Başkan Eken, 24. Komite Seyahat Ecenteleri Taşımacılık Servis Temsilcileriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Hemen Sayın Eken'in neler konuştuğuna şöyle bir bakalım, elimize ulaşan haber notlarını sizlere şöyle bir fotoğraf karesini de ekranlara getirerek hemen paylaşalım istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. Evet, Sayın Eken komitelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu komiteler içerisinde tabii ki en fazla etkilenen bu salgın günlerinde acente ve sevgili izleyenlerimiz taşımacılık işiyle uğraşan, yani öğrencileri taşıyan, bir yerden bir yere insanları, işçileri götüren servisler en sıkıntılı günleri geçiriyorlar. Salgın sürecinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinlediklerini ifade eden Eken, bu süreçte her sektörde olduğu gibi yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve servis taşımacılığı, otobüs taşımacılığı gibi hizmet veren 24. komite üyelerimiz sıkıntılar yaşıyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu salgının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Tedbirlerimizi elden bırakmadan mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız, hijyene önem vereceğiz dedi. Her sektörde her üyenin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Eken, burada üyelerimizin çeşitli beklentileri var. Kamu kurumlarımızdan kira desteği, özellikle otogardaki esnaflarımızın kira desteği konusunda beklentisi var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü açıklama yapmıştı, kira artışı yapmayacağız diye, ama buradan da duyurmuş olalım, vakıflara teşekkür ediyoruz ama kira artışı sadece belli sektörlere yapmadıklarını belirttiler. Bence bu sene vakıfların hiçbir kiracısına zam yapmaması gerekir şeklinde açıklamalarda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yazacağız ve kendileriyle görüşeceğiz dedi. Yani kira artışı yapılmaması yönünde girişimlerde bulunacağız dedi. Biz kira desteğinin 6 ay alınmamasını, hatta hiç zam yapılmamasını teklif etmiştik. Onlar belli sektörlere yapmışlar. Bugün itibariyle hem üniversitemiz, hem belediyemize, hem de vakıflara buradan bir toplantı çağrımız olsun diyor. İşte Eken vakıfların, belediyenin, üniversitenin kiracılarından en azından bu süreçte zam yapılmaması yönünde destek istediklerinin de altını çizdi. Otogar esnafı da bu süreçte gerçekten çok zorda kaldı diyor. Belediye başkanımızdan özellikle rica ediyoruz ve bu 3 aylık 5 aylık sürede otogar esnafımızdan kira almamalarını talep ediyoruz dedi. Bakalım bu talepler yetkililer tarafından nasıl değerlendirilecek? Ticaret Esenler Odası Başkanı Mustafa Eken, servisçilerle, otobüsçülerle, acente sahipleriyle, taşıma sektöründe olan 24. komiteyle bir araya geldi ve bu komitenin dertlerini, sıkıntılarını dinledi ve gerçekten şu anda salgın günlerinde en fazla derdi, sıkıntısı olan sektörler arasında taşıma sektörü yer almakta sevgili izleyenlerimiz. Özellikle öğrenci personel taşımacılığı yapan acenteler, bunlar bir hayli zor günlerden geçiyor. Ve halk otobüslerindeki, tabii yolcu sayılarındaki düşüş de yine halk otobüsü şoförlerini ve bu sektörü de etkilemiş durumda. Sayın Eken de gerekli yetkili bilgilerle, birimlerle görüşüleceğinin altını çizdi. Ve Hilmi Bilgin'le görüşeceğini de yine burada açıklamasında yer etmiş. Ve yerel acentelerimize, firmalarımıza, esnaflarımızı destekleyelim çağrısı da yine Sayın Eken'den gelen açıklamalar arasında yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Ekranlarınıza Mustafa Eken'in 24. komiteyle yapmış olduğu toplantının detaylarını getirmiş olduk. Evet, gelişmeler, hayatın içerisindeki başlıklar. Anlık olarak tabii bu haberlerde biz yayındayken mail kutumuza düşüyor ve buradan da gelişmeleri hemen sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimiz. O yüzden gündemdeki gelişen haberlere hep birlikte doğru, tarafsız, objektif bir şekilde biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bakmaya çalışıyoruz. Ve bu yönde de sizlere de diyoruz ki efendim, günü ve gündemi Güne Bakan Hakan farkıyla sosyal medyadan şu dakika itibariyle
izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz diyoruz. Ve Sivas Tesviyeciler ve Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil'den eğitime destek haberi de yine gelişen bir haber başlığı olarak elimize ulaştı. Sivas Hizmet Vakfı'nın meslek lisesi öğrencilerini burs kapsamına alması esnafı sevindirdi. Başkan Hakan Demirgil'den evlatlarına sahip çıkanlara teşekkür sevgili izleyenlerimiz. Sivas Tesviyeciler Madeni ve Otosanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, bursun öğrencilerin meslek liselerine olan ilgisini artıracağını söyledi. Biliyorsunuz Sivas Hizmet Vakfı 300 kadar öğrenciye her ay 100 TL bir ödeme yapacak burs imkanı sağladı. Geçtiğimiz haftalarda bunun müjdesi de gündeme düşmüştü. Sivas Hizmet Vakfı'nın böyle bir davranışından dolayı da Sayın Demirgil teşekkür olarak bir paylaşım yaptı. Haber olarak biz de sizlerle ekranlara getirelim istedik. Öğrencilerin kendilerine güvenleri ve inançlarını kazanmalarını sağlamak için öncelikle tüm toplumun meslek liselerine bakışının değişmesi ve eğitime istihdam arasında makro düzeyde sistemdeki bir ilişki kurulmasının gerektiğinin farkındayız diyor Sayın Demirgil. Sanayiyi geleceğe taşıyacak gençleri yetiştirmek için atılan bu anlamlı adımda katkısı olan başta Sivas Valisi Salih Ayhan olmak üzere taşın altına elini koyan herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum dedi açıklamasında. Hayır sahibi vatandaşlarımızın katkısıyla oluşan bursların öğrencilere bir nebze de olsa katkısı olacağını da sözlerine ekledi. Evet, işte okul müdürlerince belirlenen 300 öğrenci bu kurslardan faydalanacak sevgili izleyenlerimiz. Ve Sayın Demirgil de açıklamasında olanakları kısıtlı, başarılı ve ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektöründe eleman yetiştiren meslek liselerine girmelerini, desteklenmelerini istedi. Staj olanağının sağlanması, bilgi, beceri ve yeterliliklerin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikte teknik elemanların yetiştirilmesi de teşvik edilmelidir dedi. Evet, ben diyoruz ya, meslek lisesi memleket meselesi. Gerçekten meslek liseleri bir ülkenin bence kalbi. Çünkü ara eleman sanayide yetişmiş ve bir şekilde bu işin içerisinde olması gereken ve öğrencilerin liseyi bitirdikten sonra sanayide zanaatkar, böyle sanatını güzel bir şekilde icra etmesi anlamında önemli bir lise. İşte bu liseye giden öğrencilerin de desteklenmesi şehirlerin genel vakfı tarafından destekleniyor. İşte burs, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Sivas Hizmet Vakfı tarafından bu burs açıklaması gündeme düşmüştü. Sayın Demirgil de bu bursa katkısı, desteği olan herkesi teşekkür ediyorum dedi ve meslek liselerine daha fazla gencin gitmesi için önemli adımların atılmasına da vurgu yaptı. Biz de sizlerle paylaştık. Efendim, günü ve gündemi, hayatı, gelişmeleri bir çırpıda ne yaptık? Sizlere aktarmaya çalıştık. Dedik efendim, Güne Bakan Hakan olarak sosyal medyada sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı her yerde her kim var ise biz diyoruz ki efendim, bizlere en sağlıklı, en güzel şekilde ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Fikir ve düşüncelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de gündemdeki haberleri sağlıklı bir şekilde şu dakikalara kadar sizlere aktarmaktan çok büyük keyif aldık. Efendim, programı burada noktalıyoruz. Tabii daha çok haber var gündem içerisinde ama biz belli bir çerçeve içerisinde zamanın yettiğince bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Bizleri izleyen, siz sevgili izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Gündemdeki konu başlıklarını doğru, tarafsız, objektif bir şekilde sizlere yansıtmaya çalıştık. Yarın yine birlikte olacağız. Yarın yine tabii ki gündeme beraber bakacağız. Yarın gündemdeki konuların hepsini yine birlikte güzel bir şekilde gözden geçireceğiz. Her şeyin gönlücü olmasını temenni ediyoruz efendim. Hayata dair gelişmelerle işte Kasım ayının son günü, yani 30 Kasım, artık yarın 1 Aralık'a birlikte merhaba diyeceğiz. Kasım ayında geride bıraktık, artık 2021 yılının böyle bize daha yaklaştığının farkındayız. O yüzden temennimiz, inşallah bu salgın sürecinde hepimiz kendimizi koruyalım. Salgın günlerinde maskeye, mesafeye, hijyene çok ama çok dikkat edelim. Sağlıcakla kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık.